Herkese yeniden merhabalar sevgili izleyicilerim videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda The Sims yeni gelen eşya paketi Crystal Creations'ın gameplay yani oynanış kısmını inceliyor olacağız. Daha önce bir video paylaşmıştım. Orada hem kes ekranına bakmıştık. Yani kreatisimde gelen saçlar, kıyafetler ve hayat amacını incelemiştik. Ve bir de gelen objelere bakmıştık. O videoyu kameralı çekmiştim. Eğer hala izlemediyseniz ya da kreatisime gelen kıyafetleri ve saçları merak ediyorsanız açıklamalar kısmına eklerim. Oradan mutlaka izleyin derim. Bu oynanış kısmını daha farklı bir videoda incelemek istedim. Çünkü ben de inanın ki sadece fragmanda gördüğüm kadarıyla biliyorum. Ekstradan kamera arkasında da pek bir şey yapmak istemedim açıkçası. Bu eşya paketinin Realm of Magic'te gelmesi gerektiğini savunan e, bazı oyuncular da vardı. Ama sonuç olarak e, uzun süredir gelmiyordu eşya paketi. Yani o yüzden bir şans vermek belki bizim için iyi olabilir diye düşündüm. Zaten ben oynanış kısmına daha fazla odaklanmak istiyorum. Gameplay'de yani biz serilerimizde kullanırız diye düşünüyorum. Güzel olur farklı animasyonlar, farklı seçenekler ki oyunda kristaller falan sürekli etraftan bir şeyleri kazarak çıkardığımız şeyler ama bunları çok da bir şey yapmıyoruz hani genel olarak baktığımızda. Hayat amacı geldi yeni staff pekle. O yüzden bunu da merak ediyorum. Hani ne, ne yapacağız, sonuç olarak ne olacak diye. Burada dört tane aşama var. İlk aşamasında kristal zanatkar olarak geçiyor. Meraklı Meraklı koleksiyoncu. Gemoloji masası almamız gerekiyordu ki bunu aldım. Üst katta tamamıyla buna uygun bir yer hazırladım. 5 tane kristal veya da metal Toplamamız lazım. Birazdan etrafta kazacağım, dikleyeceğim. Umarım bulabilirim. Eğer bulamazsak da zaten bilgisayardan satın alırız. Mücevherleri işte yapıp hediye edeceğiz e, veya da hazırlanmış bir yüzükle bir evlenme teklifi yapın diyor. Aslında bunu yapabiliriz. Çok merak ettim. Bu benim en sevdiğim animasyonlardan bir tanesi olmuştu fragmanda. Bir kristal ızgara alın. Bunu da aldım. Akşam 7 ve sabah 7 arasında bunu kullanabiliyoruz galiba. Izgarada şarj etmemiz gerekiyormuş. Bunu tam bilmiyorum şu an. Ona bakarız artık. Ee, sonra bir tohum falan. Aa bunu ekiyoruz. Doğru ya. Evet böyle bir şey vardı. Büyülü bir kristal ağacı yetiştirin. Mücevherler değerli taş veya mücevher işçiliğini işte 10 kez tamamlayın diyor. İşte fokuslanacakmışız. Efsanevi özlü. Değerli bir taş kesin. Ee, sonra seviye 10'a kadar gelin diyor. Gemoloji becerisinde. Azrail'i çağırın. Aa, çok ilginç. Bu çok güzelmiş. Bak mesela paranormal bir şey. Yani bunu e, kullanabiliriz herhalde. Bir benim kazabileceğim, dikleyebileceğim bir taş var mı acaba? Yani mutlaka vardır da ben şimdi yeni başladım ya burada. Olmaya da bilir. Umarım vardır. Gidip e, taşı bulacağım. Özellikle bu map'te başlamak istedim. Çünkü Rim of Magic'le baya bir bağlantılı bir e, eşya paketi bu. Ama etrafta hiç dikleyebileceğim bir taşın olmaması beni üzer. İnanır mısınız? Hiç yok. Bulamıyorum. Şurada bir şey var ama buradan ne bulabiliriz? Oradan taş çıkarma çok emin değilim açıkçası. Ama yine de bir gidip şansımızı deneyelim. Evet. Bir kapsül bulmuşuz. Yok bundan hiçbir şey çıkmaz bence. Neyse o zaman şey yaparız. Ee, bilgisayardan satın alırız. Yapacak bir şey yok. Hemen yukarı gelelim. Yeni eşya paketiyle birlikte şöyle şimdilik bir oda hazırladım. Tamamıyla. Bütün hemen hemen objeler Crystal Creations objeleri. Şurada zaten çalışma masamız var. İşte şurada yine aynı şekilde bilgisayarımız. Hatta gel bakalım buraya bir otur. E çünkü buradan kristaller almamız gerekiyor. Dışarıda zaten bulamadım. E hemen şuradan. Aha. Neredeydi? order? Evet buradan kristalleri alabiliriz. Metal falan satılıyor mu acaba? Yok sadece kristal var. Yalnız bütün param bitti. Harika. Peki buraya gel. Kullanacağımız masaya tıkladığımızda burada değerli taşları kesmemizle alakalı bir buton var. E, tasarım takı yapma ve rastgele e, tasarım yapma ki bu 300 simeliyenmiş. Burada ilk önce şu değerli taşları kesme diyor ya buna bakalım. Şimdi burada iki tane şey seçmemiz lazım. Bir kristal seçmemiz gerekiyor. Bir de... Tasarımını seçmemiz gerekiyor. Şimdi bu değerli bir taşmış. Bunları niye kullanamıyoruz acaba? Üçüncü seviyeye gelmemiz gerekiyor bu skill'ımız. En basic olanlar bunlar. Değerli bir taş. 50 smel'in galiba değil mi? Evet. Bu kristalin doğal parlaklığını kut kutlayan, doğal parlaklığını koruyan. Sonra buradan herhangi bir şeyi seçmemiz lazım. tabi önceden bilgisayardan satın aldığım için sıfır görünüyor. Zaten normalde fiyatları yanında yazıyor. Bunlar bende olmadığı için... Ki bunlara da param mı yetmiyor acaba? Hemen takı yapma kısmına gelelim. Tasarım takı kısmına geldiğimizde gemolojide birinci skill'deyiz. Yani birinci seviyedeyiz. Buradan bir tasarım seçeceğiz. Buradan bir metal seçeceğiz ve bir de kristal seçmemiz gerekiyor. Eğer istersek bunu da ızgarada şarj edebileceğiz. Yani bu simlerin duygularıyla alakalı bir şey. Aynı zamanda bizim yapmış olduğumuz takılar simler eğer kullanırsa ki biz de eğer kullanırsak duygularımızı yine Kullandığımız taşlara göre değiştiriyor Şimdi buradan bir tane seçelim Hangisi olsun Aslında bir kolye olabilir Bunları yapamıyoruz Evet yine seviyemiz yetmiyor Şunlar daha basic şeyler ee, Bence Bu kolyeyi yapalım Evet güzel bir kolye Ki oldukça büyük bir kolye görünüyor Metal olarak Ki para vereceğim yani diklerek hiçbir yerden bulamadım maalesef ki. O yüzden para vermem lazım. Bu nadir görülen metallerden bir tanesiymiş. Çoğu zaman ters tepki verdiği için çok anlaşılmayan bir metalmiş. Hemen en basitinden seçeyim en iyisi. Şimdi buraya geldiğimizde ise duygu yani simlerin duygu durumlarını değiştiren, şekillendiren kristaller var. Ona göre seçeceğiz. Mesela şuna baksak. Bu turkuaz olanı seçtiğimizde ve bunu şarj ettiğimizde simler arkadaş canlısı olabilecekler, sosyalleşebilecekler. Yani karizma becerisi daha da hızlanmış olacak. Ruz'u seçtiğimizde ise sim ayrılıkları daha hızlı aşar, simin sosyal ihtiyacı azalmaz. Ya da diamond diyelim ki diamondımız varmış o yüzden zaten sıfır görünüyor. Bu elmas e, nadirdir. Simin ilişki geliştirme olasılığı daha da düşüktür. Korkuları vesaire. Ee, sim'in diğer simlerle daha az romantik bir ilişkisi olacaktır Sim her zaman o, oh, Sim her zaman diyor işte özür dileyecek diyor yatakta. Ve yeşil kristal Sim rastgele yeşil kristali bulacak Evin etrafında bu kristali rastgele bulabilirmiş Buralarda olmayan aslında bir e, kristalmiş Ben şimdilik galiba bunu seçeceğim çünkü neden olmasın Evet bu simlerin sosyallik konusunda baya bir değiştiriyordu. Yani simlerin sosyalliğini baya bir geliştiriyordu. O yüzden bir bakalım. Şimdi animasyon olarak e, muhtemelen uzun sürecektir zaten bunu yapmak. ki Zaten seviyede biriz. Çok da bir şey beklemiyorum şu an. Parmaklarına. Evet tam da bunu diyordum. Parmaklarına zarar verdi. Aa doğru ya böyle bir şeyle bakıyordu. Evet. Var ya inanır mısınız? Yani bundan bir şey bile çıkar, seri bile çıkar. <laughs> Artık bol bol yüzük falan yaparız. Gemoloji becerisinde yolculuğumuz başlamış. Değerli taşları kesmek ve mücevher yapmak için gemoloji masasını kullanın veya seviye atlamak ve zanaat yapabilmek için daha fazla mücevher ve değerli taş tasarımının kilidini açmak için kristalleri ve metalleri diyor mutlaka toplayın. Ama bu çok uzun sürecek gibi. Zaten parma <laughs> 3 saat mi? Hayır bunu bekleyemem. Bu arada diğer arkadaş sürekli kitap okuyor. Rim of Magic'le çok fazla bütünleşen bir paket olmuş. Kristaller falan. Cadıların olduğu evlerde yani galeriden falan baktığınızda her yerde farklı farklı kristalleri, metalleri görebilirsiniz. Bu anlamda çok iyi olmuş ama kristal falan deyince böyle benim bir aklıma nedense şey de geliyor. Natsoberi Birinci jenerasyon. Orada da sürekli bir şeyler kazıyorduk. Kes ekranını incelediğimde çok da fazla takının olmadığını fark etmiştim ama dedim yani muhtemelen gameplayde yani oyun içinde bunları yapacağız ki öyle de oldu. Ancak bunları yaptıktan sonra simler kullandıktan sonra muhtemelen kredisini de görebiliyoruzdur diye düşünüyorum. Bu ne yapıyor bu arkadaş? Gel bakalım sen burada bir duş al. <laughs> Birazcık farklılık olur. Aa ilham geldi. Acaba seviye atladıkça şey olacak mı? Dur. Bunları bir halledeyim. Üzgünüm ama bunu yapmam lazım. Aa ben bunu mu tıkladım? Ben başka bir şey tıkladım zannetmiştim. Aa, ben diğerini tıkladım sandım inanır mısınız ki bu rengimi seçtim hiç hatırlamıyorum şu an neyse bunu e, verelim şimdi inceleme var satabiliyoruz kendimiz direkt takabiliyoruz yani sürekli kıyafetlerimizde bulundurabiliyoruz hatta plopsiden de satabiliyormuşuz ama biz bunu inventöre atalım inventöre attığımızda ise şuradan Şimdi kendimiz takabiliyoruz ama ben bunu gift olarak vereceğim. Al bakalım. Senin için yaptım umarım beğenirsin. Bence beğendi. Aa taktı mı? Nerede? Taktı zannettim de ne yaptı o? Ha hayır takmamış. Yo takmış. Ama göremiyorum. Kıyafetinden dolayı göremiyorum. Evet bu şekilde ancak görebildim ama oh. gayet de yakıştı yalnız. Bakar mısınız? Wow. <laughs> Aslında yapmak istediğim başka bir şey vardı. Ben hemen onu deneyeceğim. Şimdi tekrar buraya gel bakalım. Ee, bu sefer ben şuna tıkladım zannettim. Ama bu çıktı ortaya. Basic bir şey çıktı. Yeşil olsun bu sefer. Tam bunu deneyelim. Ee, onu yaptıktan sonra bunlardan bir tane keselim. Yalnız asla kendine zarar vermeden bu işi yapamıyor. <laughs> Eğer birkaç seviye atlarsa çok daha iyi olacak. Saat 7'den sonra şu bahsedilen şarjlı ızgara yani şuraya yerleştirmiştim. Bunları kullanabiliyoruz. Aa evet tam da şimdi. Peki yapmış olduğumuz kolye. Bunu yerleştir. böyle değil mi? Ha buradan yerleştiriyoruz. Tamam. Şarj edecek bir kristal yok diyor. Oo bu çok güzel oldu. Ha tamam. Kristalleri kesmek de bu şekilde. Peki ee, bunu inventöre yatıyorsun. Şimdi bunu inventöre attık. Tekrar bir deneyeceğim. Tamam bu sefer bunda bir kristal olduğu için yani şarj edebiliyorum. O da sosyallikle alakalı bir şey miydi? Hatırlayamadım da. Ha, sonra bunları topluyoruz. Buraya en fazla 7 tane mi koyabiliyorduk? Yani sadece bir tane değil de e, daha fazla da koyabiliyorduk. Şimdi o orada şey olurken, e, şarj olurken ben tekrar buna devam edeyim. Bir de şeyi merak ettim. Kristalleri ekiyorduk ya hani onu nasıl yapacağız? Ya tabii o buradan değildir de. Neyse bu şarj olsun bakalım. Şarj olduktan sonra yeşil rengine mi ne dönüyordu galiba ya da tamamıyla mavi de oluyor olabilir. Yalnız bu kolyenin tarzına falan bayıldım. İnanılmaz güzel. Bunu şu an ben yeşil rengil yapmıştım galiba. Mavi tonlarıyla da çok güzel olur bence. Yani seçtiğimiz renkler hem duygu durumunu etkiliyor hem de o renkte bir kolye çıkıyor. O renkte ya da işte takı çıkıyor. Şunu da bir halledelim de birkaç tane ekleyeceğim. Hatta yüzüğü de yapacağım. Çok merak ettim onu. Eğer bunu seçersek sim evin etrafına rastgele para buluyormuş. Çok kısa sürede 3. seviyeye kadar geldik. Yani 10. seviye çok da zorlamazmış. Nerede bu evladım? Bir yerlerde koşuşturuyor. Bak hala şarj oluyor. Yalnız bir değişmeler başladı sanki. Jail'da çok güzel bir ambiyans vardı. Aa Viladius gelmiş. Ya bir de konuşuyorsun. <laughs> Umarım Viladius ısırmamıştır. Viladius gider misin? Yanlış seridesin canım. <laughs> yanlış yanlış gameplay'e geldin. Acaba bu bu olayı ne zaman atlatacak? 5. seviyeden sonra falan mı? Ya yine mi vampiri? Arkadaşlar gider misiniz? Bu seride değilsiniz. Sakin olun. Şu kristali ki evet bunları mesela almam lazım. Bu arada kolyemiz hazırmış çünkü burada belirtiyor zaten. Bunu taktığında simler duygu durumlarını çok yani simlerin duygu durumlarını etkileyecek. Bunu galiba alabiliriz. Neyse kalsın sabaha kadar. Yani sabah 7'ye kadar kalsın. Ee, bir bakalım kolye yapmıştık. Hayır pardon küpe yapmıştık. Küpeye bakalım. Gerçi kolye değil evet küpe yapmışız. Şöyle bu tarzda bir küpe yaptık. Bunu inventoriye atacağım. Bu da kalsın. Etrafta kazabileceğimiz herhangi bir taş falan var mı? Ya sen burada ne arıyorsun kedicik? Yüzükleri yapabilmek için gemolojide 6. seviyeye gelmemiz gerekiyormuş. Şuradaki kolye falan da yalnız çok iyi. Pekala o zaman onu ben bir 6'ya getireyim. En azından görebilelim. Evet burada 9. Seviye, 9. seviyeye kadar getirdiğimde yapabileceğimiz takıların hepsi açıldı. Kolye'ler, işte küpeler, yüzükler. Her şey burada. Diyecektim ki hala açamadığım şeyler var. Şuradaki dolapların boş gelmesi de güzel. Evet, muhtemelen bunları koyabiliyoruzdur diyecektim ki koyabiliyormuşuz şu şekilde ya da bunu da böyle yerleştirebiliyoruz. Şöyle tekrar alayım. Ee, şunlara baktığımızda galiba oldular. Vay, bu çok iyi görünüyor. Şuna bakar mısınız? Kocaman belki de bunu ekebiliyoruzdur deneyeceğim. Yes, işte bu. Yani merak ettiğim şeylerden biri buydu. Ee, bunları ekmek ve bir kristal ağacı çıkacak ortaya. O yüzden çok merak ettim. Bunu hemen yapalım. Evet, bunlar da zaten olmuştu. Bunları toplamak istiyorum. Dur onu bırak. Gel bakalım. Öncelikle bu büyük mücevher yani değerli taşı ek ekelim. Ee, akşam olduğunda bakalım ne kadar büyüyecek. A flirty. Yaptığımız taşlardan etkisi bu olabilir mi? Şeylere tıkladım ama pembe olana falan seçtim. Gerçi ben onun için e, yüzlük yapıyordum. Bunu da inventör yatıyorsun. Şu takıyı denemek istiyorum. Çünkü bayağı beğenerek <laughs> kullandım. Bir bakayım şöyle. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şu an hava birazcık daha bulutlu olduğu için bir de benim seçtiğim renk yeşil tonlarında. Diğeri de daha gümüş tarzında. Ama gerçi kıyafetine falan da çok yakıştı. Çok güzel. Yani mesela sim bunu taktığında sosyalleşmesi daha da hızlı olacak. Bu o şekilde. Et. Hava birazcık daha aydınlanmaya başladı. Şimdi daha iyi görünüyor. Çok iyi. <laughs> yani ben artık sürekli şey yaparım. inanılmaz güzel görünüyor. Bilmiyorum çok beğendim ben şu an takı olayını. Sürekli takı yapacağım galiba simlerim için. Özellikle yani simlerin ne şekilde etkileyeceğini de siz seçiyorsunuz ya o anlamda güzel. Simin rahatsız edici romantik etkileşimleri olmayacak. Simin garip vuhu karşılamaları olmayacak. 7 saat boyunca işte kalan şarj diyor 7 saat boyunca. Tamam yani simler bunu kullandığında böyle çok rahatsız edici saçma bir şekilde yapmış oldukları romantik etkileşimleri olmayacakmış. Utanmış ve huysuz durumları çok hızlı bir şekilde e, geçecekmiş. Bir de garip vuhu karşılamaları, karşılaşmaları olmayacak diyor. Yani her bir taşın ayrı bir özelliği var. Her bir taş simi ayrı bir şekilde etkiliyor. Ve hazır. İşte yüzüğümüz hazır. Pembe rengi falan seçtim de. Ay çok güzel görünüyor. Zaten evlilik teklif etme şeyim nerede? Tam first kiss var. Aralarındaki flörtleşme etkileşimi arttıktan sonra orada yüzeye tıkladığınızda evlilik teklif et diye buton çıkıyor. Ve kendi yapmış olduğu yüzüğü vermek o kadar güzel ki. Ay Dur bakayım. Evet. <laughs> Süper. Yalnız bu niye böyle teneke gibi olmuş ya? <laughs> Ama çok iyi. Bayıldım. Vay, çok iyi görünüyor. Yüzük nerede? Ha, evet, yüzük burada. Çok güzel bir ayrıntı olmuş. Bunu, bunu beğendim. Bunu gerçekten beğendim. <laughs> çok güzel. Bu yüzüğü kendimiz yaptık. Şöyle yapalım. Bence e, geri sadece buradaki ekmiş olduğumuz kristal ağaç kaldı. Yani bunu merak ediyorum büyümesini. Açıkçası bekliyorum. Kristal ağacımız olana kadar biz de burada birazcık daha takı yapalım. Ve yaptığımız takılara şöyle bir bakalım. Aa, çıkan, çıkan şeyler çok hoş. Şurada kalp şeyi var. Bunu da yapayım ben. Evet şimdi devam ediyoruz. Diğer tabi seviye atladıkça çok daha farklı şeyler ortaya çıkmaya başladı. Her biri de birbirinden tatlı görünüyor gerçekten de. Yani Realm of Magic'le gelseydi olur muydu bilmiyorum yani çok da olmazdı. Çünkü Realm of Magic bir genişleme paketi değildi. Bir game pack'ti. Biliyorsunuz yani en geniş olan en aslında ayrıntılı olan genellikle Expansion pack oluyor. Belki Expansion pack de herhangi bir şeyin içerisinde gelseydi olabilirdi ama bunu staff pack olarak getirmelerine de açıkçası çok şaşırmadım. Yani home shift hasıla çok fazla benziyor. Sadece el, sadece elbette ki tarz olarak farklı. Tabii belli bir yerden sonra artık bu takıları yapmak yani artık simler bu takıların hepsini yapmış olacaklar. Ekstra üzerine bir şey katamayacaklar. Yani o kötü olacak. Onun dışında herhangi bir olumsuz bir şeyini görmedim açıkçası şu an. Eğer kristallere ve metallere para vermek istemezseniz simleriniz dışarıdaki taşları dikleyerek kazarak oradan da kristalleri bulabilirler. En azından parasını vermeden bir işçilik yapmış olacaklar. Bu da elbette ki güzel bir şey. Ben bunu sadece normal bir obje olarak düşünmüştüm ama değilmiş. Bunun içine takılarımızı koyabiliyoruz. Aa süper. Vay çok güzel bir kalp. Akşam olduğunda ızgarada ee, onu şarj edebiliriz. Bak, bakar mısınız? Her yer tak oldu. <laughs> Takıları bir çıkartalım. Sonra bunu da aynı şekilde. Bu bizim ilk işçiliğimiz oldu. Yani o biraz şey oldu ama. Yüzüğü buraya koyamıyorum. Ha yüzük çünkü parmağında olduğu için koyamıyorum. Tamam yüzüğü de buraya bırakalım. Sonra bunu yaptık. Bunu da yaptık. Şimdilik e, yapmış olduğumuz takılar, mücevherler bunlar. Ve bunlar dışında elbette ki daha çok fazla var. Ama ben şuradaki ağacı merak ettim. Ki ağaç çıkmaya başlamış. Gel birazcık daha konuş onunla. Şöyle bir tane de bileklik yaptım. Yeşil tonlarına ve beyaz e, kristal ve metalleri kullanarak bu şekilde bir bileklik yaptım. Bu da gayet güzel oldu ki hatta en beziklerinden bir tanesi olmasına rağmen. Bir de şurada bir tane daha yüzük yaptım. Bu da mor ve... Galiba silver taş kullanmıştım. Yani kristal kullanmıştım. Metal ve kristalleri kullanarak çok güzel şeyler çıkarabilirsiniz ortaya. Aslında sadece merak ettiğim şey sadece bu kristal ağaç kaldı ve fragmanda bu gerçekten çok fazla büyük oluyordu. Bu güzel, fena değil bence. Şu an tabii ki de Bizdeki küçük hali. Bakar mısınız gerçekten çok minik. Ama o kadar büyük ve güzel göz alıcı bir hale geliyor ki. Buradan kristalleri de toplayabiliyorsunuz. Serilerde eğer bu mesleği yaparsak. Mutlaka daha fazla kristal ve metalleri kullanarak daha fazla takılar yapmış olacağız. İncelememiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki sizler de beğenmişsinizdir. Ben açıkçası beğendim yani. Ben ilk önce bir önyargılı şekilde yaklaşmıştım ancak e, oynaması falan zevkli. Yani güzel, fena değil. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.